Evet sevgili seyirciler, güzel insanlar, burada benimle izleyenler evlerinden ki herkesin evinden izlediğini düşünerek YouTube'dan izleyen insanlar. İmola'ya hoş geldiniz. Öncelikle Otodromo Enzo Edino Ferrari İmola güzel, tarihi ünlü, kanında yarış akan bir pist. Yani birazdan da detaylı bahsedeceğim ama bu pist pist olmadan önce de bir yarış pistiydi ve Türkçe zor. Yani motor sporlarından önce de bir yarış pistiydi. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Track map'imizi açalım, şu ayarlarımızı yapalım. Lap detaylarımızı açık, birincimizi geçerken. Burası İtalya'da Mugello'nun yani Monza'nın yaklaşık olarak 100 kilometre güney doğusunda olan bir pist. Burası eski bir Roma Kolezyumu'nun olduğu. Hatta bunun hakkında kalıntıların da arkeolojik olarak bulundu. Bu arada yağmur yağıyor. Dikkatli bütün pilotlarımız biraz daha yavaş olacaktır yaptığı antrenmanlara göre. Yani sözüm ona burası antik bir Kolezyum'un üzerine yapılmış bir motor pisti. Onun üzerine 1940'larda da iki tane deli bir İtalyanın tam anlamıyla kendi yaptıkları arabaları test etmek üzerine kurdukları bir pist. Çok değişti o zamandan. 1940'lardan beri çok değişti tabi ama hani milattan önce 80'den itibaren burası hız için kullanılan bir tapınak diyebilirim. Büyük ölçüde hani genlerini kaybetmedi. Bugün de tarihteki en üstün motor sporlarından ikisine ev sahibi ediyor. Şu anda 1.22.8 atan Arda'nın da beraber F1 ve MotoGP'nin ev sahipliğini yapıyor. Birçok serinin ev sahipliğini yapıyor ama bu ikisini toplayabiliriz rally'nin yanında. Bu sırada Arda 007 birinci başlarken İlkcan ikinci, Oglist üçüncü, Refemi dördüncü, beşinci Hayes, altı İlkinto, yedi Koray 752, sekiz Hakan Kocaman, dokuz Sadomi, on Ece'deki 11 Anıl Çakır, 12 Unicorn, 13 Aymungus 13, 14 Iron Man. Iron Man'dan daha dün ama Dünat yarışıp şey turunu bitirememiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç alınmasın. Onun dışında bu hafta eksikliklerimizi de bu tablodayken hemen söyleyeyim. Okeş, Burak, Ersin ve Watson'ın bu hafta maalesef bizlerle değil. Bir dahaki haftalarda aramızda görmek isteriz. Yarışımız başlarken, beklerken, bu pist 4000 4000 değil. 4.4.909 kilometre. Tur rekoru Lewis Hamilton'da 1.15.480 bir şeyle hatırlamıyorum, özür dilerim. 2006'dan sonra 2006'da son yarış yapılmıştı. 2020 Covid sırasında geri döndü bizim takvimimize. O yüzden bu sene buradayız. Tekrardan bu pist 1994'te Senna'nın hayatını kaybetmesinden ötürü birçok F1'de değişimi başlatan güvenlik önlemlerini büyük ölçüde bu günümüz haline getirilmesini sağlayan bir pist de diyebiliriz. Yaklaşık olarak 17 dönüş var. Ya 17 corner var. Dönüş demek doğru olmaz. 17 corner dışında verebileceğim oldukça zor bir pist. Özellikle kuralları değiştirdikten sonra pistte kalmanın, pist kurallarını çiğnememenin neredeyse imkansız olabileceğini düşündüm. Biz çok ceza göreceğiz. DNF görme ihtimalimiz de var. Çünkü oldukça duvarların yani geniş bir pist değil. Oldukça dar olan bir kısımları var. Özellikle 3 ve 4. dönüş. Eğer arka arkaya çok yakınsanız kaza yapmanızı çok yüksek oranda risk sağlayan bir yer. Kaza bekliyorum. Red flag olacağını da düşünmüyorum çünkü yağmur yok. Yağmur olsa oldukça red flag olacağını düşünüyorum. Oldukça red flag olacağını düşünüyorum, bir cümle değil ama anladınız siz beni.
Onun dışında bekliyoruz. Dediğim gibi çok tarihli bir pist. Çok ciddi bir pist. Pistin adı Autodromo Dino Ferrari, Enzo Dino Ferrari. Ferrari'nin kurucusu ve oğluna ithafen verildi. Onun dışında dediğim gibi aynı anda hem F1 hem MotoGP yarışıyor. Biz F1 layout'unu izlerken MotoGP tam tersi yönünde yarışıyor. Biz 2006 layout'unu kullanıyoruz şu anda. Bu pistin yaklaşık 5 farklı layout'u var. Ve ben konuşurken 3 ışık, 4 ışık, 5 kırmızı ışık ve jump startımız var. Lights out, away we go. Anıl Çakır jump start yaptı. O sırada Arda hızlı bir şekilde birinciliği tutarken İçen arkasında Ray Family Hayes geçişi sağlıyor. Ray Family'ye geçiyor. Oldukça aksiyonlu bir start diyeceğim. Jump start beni de şaşırttı. Orada bir pistten çıkış mevzusu Ray Family olsa gerek. Evet, Ray Family pistten çıkıyor. Bunu çok iyi göreceğimizi düşünüyorum. Evet, burada bir Aston Martin fight'ını izlerken birbirlerine ufak bir dokundular. O sırada Ayrum'un Sadum iyi geçerken Alfa Tauri pilotu gözünü ilkin Toro'ya dikti. O sırada hemen öne geçiyoruz. Sainz oldukça iyi bir kalkış yaptı. Beşincilikten başladığını düşünürsem evet doğru bütünün ikinciliği podyum sıralarına yükselirken bir kendi ikinciliğini korudu. Birinci ve ikincimizde bir değişiklik olmazken oldukça değişiklikler orkest 3 sıra kaybediyor kalkışta. Onun dışında Anıl Çakır'ın bir drive through'su var. Bildiğiniz üzere jump start yaptı. Neden yaptığını inanın bilmiyorum. Belki hızlı bıraktı debriyajı. Onun dışında hemen lap datalarımızı ve telemetrilerimizi de açalım. Bir yarış Arda 007'den ilk tur olduğu için bir şey ifade etmesi de 1.21.243 mediumlarla geldi. Pilotlarımızın hemen nasıl bir tekerlek tercihinde bulduklarına bakalım. Arda'dan Kore'ye kadar 1'den 4'e kadar mediumlar tercih edilirken Ece'deki Workless uzun stint atmayı planlıyor. Hakan Kocaman soft takmış. Onun dışında İlkin Todan Anıl Çakır'a kadar herkes Medium'da. Anıl Çakır zorunlu drive thru'sunu çekiyor. Pit çizgisinde pit hızında gidip çıkması lazım pitten ve o sırada hiçbir işlem yapılamaz arabaya. Bu sırada Unicorn'u IMOG 13 oldukça yakın bir aksiyon olacak mı diye bekliyorum. Hayır. O sırada yakın olduklarını sezdiğim Orksec'deki var. Orkest kaybettiği sıraları geri almak isteyecektir. Bildiğiniz üzere başarılı da bir pilot kendisi. Ama pist izin vermiyor şu anlık. Start düzlüğüne gelirken bir denemede bulunamayacak. O sırada İlkan ve Arda 00'ı DRS enabled bu arada. Oldukça yakın yarış başından beri. Hayes ise farklı bir stratejiyle büyük ihtimalle DRS sonunda kalayım ama çok da kendimi zorlamayayım planlıyor. Öndeki ikisini kayıtlayacağını düşündüğünden mütevellit bu olabilir. O sırada bir sıra kaybı geldi Hakan Kocaman'dan. Ya da evet bu böyle değildi. Ecedeki ilk cezalarımızı almaya başladık. Multiple warning. Dediğim gibi pisti kesmemek çok zor. Çok precision pisti. Çok ince örmeniz gerekiyor. O sırada hemen buraya geri dönmek istiyorum birincilik fight'ına. Çünkü önümüzde DRS zone alacağız. Gresini'ye gelirken bu bölgenin adı Gresini. Bu pistin bütün dönüşlerinin özel isimleri var. Zaman zaman bunlardan bahsedeceğim. Son dönüşe gelirken DRS zone'a gireceğiz birazdan. Evet. Ve DRS aktif. Oldukça uzakta ama herhangi bir
aksiyon gelir mi? Gelmiyor. O sırada Öqvist bir sıra geçti. Ece de Gil'le zaten fightladıklarını biliyorduk. İkisi aynı sıra için yarışıyor. İkisi birbirleriyle yarışıyorlar aslında şu anda. İkisi de hard runner olduğu için. Doğru aksiyon birbirlerinden olabildikçe diğer işte faydalanıp aralarını açmak olacaktır ama yarışçılarımız bildiğiniz üzere modern gladyatörler oldukları için o sırayı pist üstünde istiyorlar. Uzun planı oynayacaklar mı emin değilim. O sırada Koray oldukça yalnız bir yarış geçiriyor. Öne yeterince yakın kalabilecek mi? Buraya geri döneceğiz. O sırada tekrardan Iron Moon kötü bir düzgün bir qualify yapamamıştı ama şu anda puan içinde oldukça mutlu olacağını düşünüyorum. Ya burada bir trenimiz var. Ece Degi ve İlkin To treni. Bu trenin önünde Ece Degi var. Ece Degi gözlerim bozuk değildi. İç içeydiler. Bir şeyler yaşandı emin değilim. Ama Ece Degi önde kaldı. Evet. Bir event söz konusu değil bu tren dışında. O sırada İlkin'in çok yakın olduğunu görüyorum ve geç gerçekleşiyor. Bir saniye daha önce görseydim yakalamıştık ama bu yarışın burada biteceğini zannetmiyorum. O sırada İlkin To Ece Degi'yi geçiyor. Arda oldukça yakın. Hakan Kocaman'a bir 3 saniye ceza geldi. Bu cezalar devam edecek bu şekilde. Build up'lanacak çok eminim. DRS'de buraya geri döneceğim. O sırada şu kısma geri dönmek istiyorum. İlkin To ve Ece Degi'nin burası bayağı uzamış bu arada. Yani oldukça yakınlaşmışlar öne. Bu sırada Koray 752 ve Alp Kocaman arasında bir savaş olma ihtimalini seziyoruz. O sırada çok yakın birbirlerine. Arda birincilik sırasını kaybetmek istemiyor. İçeriden deniyor. Evet, başarılı bir geçiş ama DRS Detection'a kim önde girdi anlamadım. O İlkinto DRS Detection'a önde girdi. İlkinto çok daha başarılı bir çıkış yaptı. İçeriden geçti ve DRS'ini alarak uzaklaşıyor. Evet, bu ikisi arasında yarış sonuna kadar bir yarış olacağını hissediyorum. Bu sırada Ece'deki Ray Family'ye de bir sıra kaybediyor. Hardlar Ece'deki için çalışmıyor derken gördüğünüz üzere bunun gibi çok olay yaşanıyor. Bu pistte oldukça pist üzerinde durmak zor hızlı giderken. Bu sırada bir içeriden dalma gelecek mi Ray Family'den? Eğer geçseydi çok daha sıkıntı olabilirdi ikisi için de. Şu anda son puanı Hakan Kocaman alıyor 5 turluk softlarıyla. Şu anda burada bir evet Aston Martin treni başladı diyebiliriz. Herkes bu Aston Martin'in peşinde DRS ile büyük oranda. Evet, Öqvist podyum kokusunu aldı. Koray içeriden deniyor. Biraz tehlikeli. İçeri kapanıyor. Aman aman aman. Caution sektör 1. O yani iki arabanın girebileceği bir yer birinci dönüş. İkinci turn daha doğrusu. Ama çok dikkatli olmanız lazım ve maalesef Alp'in üzerine kapanınca Koray Alp'in kaçacak bir yeri kalmadı ve bu ona podyum hatta belki de long run'da puan bile kaybettirebilir. Hani şu anda puan içinde ama gelecekte ne olacağız? Umarım bir zararı yoktur. Bu arada günün sürücü oylamamız başlamış bir sırtakini doğru muyum? Doğruyum evet o yazmış çünkü. Evet, lütfen başladık. Hak ettiğini düşündüğünüzü oy verin. Şu anlık oldukça yakın arabalar. Midfield'de özellikle ama
orada bir ilkin tabii direksiyonu kaybetti, sola kırdı. Anlamadım. Yani belki kaçmak için fazla steerladı. Sonra toparlayamadı ama o oldukça sinirini bozmuştur. O sırada Örkrist, hatırlıyorsanız çok mutlu başlamamıştı ama şu anda podyumda Koray'la beraber yarışıyorlar. Ve Koray 752 yarışın başından beri podyum için yarışıyor. Şu anda istediği pozisyonunda ama pit stratejisi nasıl olacak emin değiliz. Normalde Imola'da 19 saniyedir pit giriş çıkışı. Çok uzun bir pist değil ve düz bir pist. Pit. Özür diliyorum. Pist değil pit. O sırada puan için yarışan insanlara bakalım. Sodomy, Unicorn, Angus 13 ve maalesef Drive Thru'su olan Anıl Çakır oldukça uzakta. Bir safety car çıkmazsa çok bir umudum yok açıkça konuşmak gerekirse ama mucizelere inanmak lazım. O sırada Ferrari ile Aston Martin'in puan için olan yarışı yarışın başından beri devam ediyor. Henüz bir gelişme göremedik. 13 numaralı Ferrari pilotu. Ferrari pilotları geçen hafta yan yana mıydı emin değilim ama ben bayağıdır ikisini aynı anda görmedim. Maalesef geçen hafta ben yoktum. Ama bir Burak bir Oğuz şeklinde yarışıyorlar bayağıdır. O sırada Hakan Kocaman softlarla yakında 10 ya da 11. turda Ece'de giden bir geçiş geldi. Pit'e girmek isteyecektir. Softların çok da bir önemli olduğunu düşünmüyorum. O sırada Ecedegi diğerisiyle sıra kaybetti ama oldukça yakın. Ama Ecedegi'nin cezası olduğunu unutmamak lazım. Yani şu anda hatta Ayrumu'nun da gerisinde. Pist üzerinde değil ama tablo üzerinde. Cezasından dolayı. Anıl Çakır 3 saniye ceza alıyor. Dediğim gibi cezalar bu şekilde devam edecek. Bu sırada birbirlerini yakan olan Alp podyuma geri dönmek istiyor tabii ki de. Başarılı bir yarış çıkartıyordu. 7. tura kadar. Bir aksiyon kamerası olarak aradığım bir yer var mı? Yok şu anda maalesef herkes saldırı pozisyonu da değil diyeyim. Henüz bir Türkçe çevirmeye çalıştım kafamdan ve beceremedim. Attack of Opportunity dediğimiz bir çember vardır. Zaman birimi vardır. 0-4 saniyeden başlar. Öyle bir şey yok henüz. Göremedim o yüzden aksiyon gösteremiyorum. Pit başlayana kadar bu şekilde devam ederiz. Çünkü bu tren asla bozulmadı. Yarışın 3. turundan itibaren hep trenin başında başka birisi vardı. Ece Degi ile başladı. Sonra önüne Ray Family geçti. Ray Family çıktıktan sonra Orkris geçti derken bu tren bozulmadı. O yüzden buradan bir olay çıkacaksa umuyorum ki pitten sonra karışacak. Onun dışında birincilik yarışında dediğim gibi yarışın sonuna kadar birinci ve ikincimiz değişecek. Hatta şu anda bir DRS alımı söz konusu. Yeterince yaklaşacağını düşünmüyorum ama bir sonraki tur için bir temel hazırlığı olabilir. Oldukça düşük DRS'i. Electric Recovery System dediğimiz şey yaklaşık 13 mph kilometre de 13 mil hız veriyor. Biz kilometre kullandığımız için onu 1.6 ile çarpıyoruz. Çarpamadım, siz çarparsınız. Onun dışında bir pitimiz var Hakan Kocaman. Dediğim gibi 11. turda pite girdi. O sırada Oğuz geçiyor, Unicorn geçiyor. Evet, intermidlerle çekti çünkü yağmur hafif çiseliyor ama bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Yani
kendisi mi istedi yoksa Pit mi taktı ona emin değilim. Yani yağmur, bu arada yağmur her şeyi değiştirir. Biliyorum, drama sevenler, kaos sevenler aramızdasınız. Ben ne kadar düzenli yarı seviyorsam da kaos sevenleri de seviyorum ve 3 saniye ceza geliyor Kore. Kaos sevenler için eğer yağmur hızlanırsa, intermidler belki de wetlere geçersek bu pist ve yağmur, bu arada onu çakırdıp intermidlere geçti. Bu pist istediğinizi verecek potansiyele sahip ilk can da intermide geçiyor tahminimce. Yağmuru gördü ve anında atladı. Arda'nın yağmur ceza aldığını gördü. Üzerine üstlük yağmurdan zaman kaybedeceğini tahmin ediyor ve pite giriyor. Evet, Hakan Kocaman'ın başlattığı bu intermit furyası yarış birincimizle devam ediyor. O sırada Örkis hardlarla devam, büyük ihtimalle softrunner'lar hala sürebilecek. 2 ya da 3 tur daha oldukları tekerlekleri koruyabilirler ama 3 tane ceza daha geliyor onun çakıra. Ama yağmurda sürmek yumuşak hamur tekerlekte, hani buz pateni yapmaya benziyor. Tek bir çizginiz var. Tek o çizginin dışına çıkarsanız arabanız istediği yere gidiyor. Kendi bilin, gördüğünüz üzere wetline'e geçti ve arkalar hemen oversteer'ledi. Arkalar hemen oversteer'lemez. Oversteer zaten arkaların kayması. Bu şu anda ilk 5'ten bir şey görüyoruz. Deneyimli pilotlarımızdan Hayriz'in turunu izleteceğim biraz. Yağmurlu ile yağmursuzun arasındaki farkı çok net bir şekilde anlayacaksınız. Yağmur hızlanıyor bu arada. Şu anda bir çizgi var pist üzerinde. O çizgiyi kullanmıyorsanız tehlike altındasınız. Bunu wet tekerlek kullananlar için söylemiyorum. Hala medium'u koruyanlar için söylüyorum. Medium, hard, soft fark etmez, yumuşak hamur için. Ve herkes şu anda pite girecek çünkü yağmur çok hızlandı. Evet. İlkcan birinciliğini geri alırken, İlkcan'ın ne kadar hızlı yakaladığını fark ettiniz mi? Hamur farkına rağmen, yani normalde softların daha hızlı olması lazım ama yağmur geldiği anda o farkı unutun, çok yani intermediate medium'un yağmur treklerindeki süre farkı 5 saniyeye kadar uzanıyor. 5 saniye yarış terimleriyle hani milyon yıl demek. Milyon yıl belki bize de abartı oldu ama olsun. Arda niye pite girmedi? Güzel bir soru olabilir. Yani DRS kapatıldı bu arada yağmurdan dolayı. Kendine güveniyor olabilir. Aradaki süreyi tutabileceğine inanıyor olabilir. Ama pek zannetmiyorum. O şu anda bile şu anda bile yarım gaz oynamak zorunda. 3 saniye ceza daha geldi Ece'deki. Mesela tiptoe dediğimiz bir şey var. Böyle gaza dokun çek. Yani mesela aynı pozisyonda İlkcan'ı izleyelim. Ne kadar farklı bu. Full gazla dönecek bu kısmı. Aynı yerlerden geçtikleri için söylüyorum. Yani gaza basma hızı inanılmaz fark ediyor ve 2 saniye kapattı bile İlkcan Arda'ya. Hani bakın aynı yerden geçiyorlar. Gaz farkına bakın. Yandaki yeşil bar. Yani insta daha fark ediyor gaza basma ürününüz. Bu arada Ray Family 3 saniye ceza aldı. Arda şimdi girdi ama bir şey kazanmadı açıkça konuşmak gerekirse. Belki daha arkaları düşündü ama yarış birinciliği için mantıklı bir hareket değildi bence. Üzerine üstlük intermediate'leri ısındırana kadar yine süre kaybedecek. Şu anda hala süre kaybediyor pitten çıkmış olmasına rağmen. Yani yağmur hızlanırsa daha da güzel şeyler görürüz. Bu seviyede kalırsa neler olur bilmiyorum. O sırada bu trene geri dönmek istiyorum. Burada belki yarışçılar birbirlerini geçmek için wet kondisyonlarda fren oranınız oldukça değişiyor, frene basma oranınız. Belki öyle bir vahşet görebiliriz. Gördüğünüz üzere pistten bu tekerleklerle bile çıkıyorlar. Ki normalde de pistten çıkılıyor bu pistte. Yani çok kolay pistten çıkması. Bir de wet olması üzerine işler oldukça değiştiriyor.
Koray podyum için yarışıyordu hatırlarsınız ama büyük ihtimalle pistten mütevellit ya geç ki o erken girmiş aslında. Koray nasıl buraya geçtiğini bilmiyorum. Belki pite girene kadar çok zaman kaybetti yağmur kondisyonlarında. Şu anlık bir olayımız yok. Bir olay arıyorum. En yakın Koray, Edirdeğ ve Alp'in arasındaki bu mücadele. Alp oldukça yakın. Bu hatırlarsanız üçüncülük için de birbirleriyle yarışıyorlardı ve bu iyi sonuçlanmamıştı. Burada helikopter kameramızın eşliğinde Alp'in çok da zorlanmadan geçtiğini görüyoruz. Oldukça yakınlar hala. Yarış başından beri zaten burada böyle bir devam eden bir olay var. O sırada Ray Family deneyecek mi? Dışarıdan önde kalmayı başarıyor ve sakin, temiz bir geçiş. Orkis peki bunu bu şekilde bırakacak mı? Özür diliyorum. Ray Family bunu bu şekilde bırakacak mı? Elinden çok da bir şey gelmiyor şu noktada. Evet, bu arada soru falan varsa şu noktada bir şeyler sormak, danışmak, yorum yapmak isterseniz çok güzel bir nokta. Çünkü bir olay olursa zaten ben döneceğim. 3 saniye ceza Alp alıyor. Yani yarış sonunda herkese ceza göreceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Bu sırada bir pistten çıkış gerçekleştirdi. Pistten çıkınca zaten çok kolay bir şekilde Alp geçiyor. Burada bir geçiş var. Koray ilkin toya geçiliyor. Diğer rest kapalı ama diğer rest düzlüğünde geçildi. O sırada bu ikisi yakınlar birbirlerine. Arda oldukça yakın ilk cana. Bir değişiklik görecek miyiz? Muhtemel. Anıl'ı turlamışlar. Bu sırada arkadaki araba Anıl Çakır. Şöyle aslında normalde şu lastik yok. Kuru havalar için 5 lastiğimiz var. 5 compound'umuz var. Pistte hangi üçü uygunsa onlar seçiliyor. C1'den C5'e kadar. Mesela bazı pistlerde C1 C3 arası tercih edilirken bazı pistler için C2 C5 arası tercih ediliyor. Ama ıslak durumlar için iki tekerleğimiz var. Intermid, yeşiller ve wet. Çok daha ağır havalar için mavi tekerlekler. Onun dışında bildiğimiz hard, medium, softlar. Ama bu hard, medium, soft pistten piste kendi içinde değişiyor. Yani buranın hardıyla başka bir pistin hardı aynı olmayabilir.
Asfaltın kalitesi, asfaltın eskiliği, neyden yapıldığı mate aman 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 arkadan kayıyor. Bu sırada evet bir pit furyamız başladı. Ray Family'den başlayan Hayes, Ece'deki Koray. Ben yağmur şu anda doğru bulmuyorum bunu. Eğer sıkıntılı bir hareket yaparlarsa yani kendi yarışlarına mal olabilir. Pistte hala wet patch'ler var ama çok daha yani bir plan da olabilir. Yağmur durduğu için erkenden pit yapmak doğru hareketti belki de. Ama dediğim gibi en ufak bir hatada çok sıkıntıya binebiliriz. Ama herhalde pitten gelen emirle, pit duvarından gelen emirle yeterince iyi olduğunu düşündüklerinden mütevellit. Şu anda geçmeye başladılar dediğiniz gibi. Yani gördüğünüz üzere bazı insanlar yağmurda çok daha kayacak şeylerle, normal compoundlarla. Ama bu erken pit belki de şu ekip için, Ray Family, Hiles, Ece'de gibi Koray ekibi için çok iyi olabilir. Çünkü şu anda düzlüğe yaklaşıyorlar, pit düzlüğüne yaklaşıyorlar, evet. Buranın önünde Ray Family var. Pitten çıkabilen insanları geçecek mi? İlkintoy geçti. Örtküsü de geçti. Arda onu Arda çok büyük bir hata yaptı. Pit'e girdi. Intermit varken bir tane daha intermit taktı. Bu onu oldukça mutsuz etmiştir. Pit'ten çok büyük bir hata geldi. Yani Arda'nın yarışını çok hatta bitirdi diyebileceğim kadar büyük bir facia bu. Açıkça konuşmam gerekirse. İlkan da burada pit'e girecektir. Yeterince zamanı var arkaya. İlkan için tehlike Arda'dan kimse yok. Arda çünkü bir daha pit'e girmek zorunda. Bu Arda'dan kaynaklı bir hata mı, pit'ten kaynaklı bir hata olduğunu düşünürsek bence pit'ten kaynaklı bir hata. Yani Arda gibi iyi bir pilotun böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Softlara geçecek büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Evet, softlara geçiyor. Olabildikçe hızlı bir şekilde zamanı kazanması lazım. Evet, bu sırada yarışacağı insanlar, artık yarışmak zorunda kaldığı insanlar ya geçecek ya da arkasını diyor herkes geçti. Çok üzücü. Yani böyle bir erörün gelmesi bu kadar iyi bir yarışta, birincilik için yarıştığı bir yarışta yıkıcı. Takım arkadaşının da arkasına düştü. Neredeyse puandan düşüyordu. Orada bir pistten çıkış gerçekleşti İlkinto'dan. Geri katıldı. Safe bir geri katılım mıydı? Sorgulanır. Takım arkadaşını alıyordu neredeyse. Böyle durumlarda daha dikkat etmemiz lazım. Özellikle Gravel Trap'ten dönerken birazcık daha dikkat. Arda'nın sıralarını geri alabileceğini biliyorum. Podyuma kadar hatta geri alabileceğini ben inanıyorum ama birincilik hayal olmuş olabilir maalesef. Kore ilkine vurdu. Ben görmedim ama doğrudur. Olabilir. Bir yellow'umuz var. Herhalde Sadullu abi ufak bir pistten çıktı. Diğer esi açıldı bildiğiniz üzere. Yukarıda Marshall'lar tarafından onay verildi. Burada geçeceğine inanıyorum. Dışarıdan çok da zorlanmadan çok hızlı bir şekilde kaybettiği sıraları geri almak istiyor. Cezası olduğunun da farkında. Şu anda cezası olmayan Vikandi, Örkrist, İlkinto, Iron Moon ve Unicorn var sadece.
Orkis Alp'e oldukça yakın. Bu sırada o sırada tekrar bir Alfa Tauri'den pis çıkışı oldu. Kimin Alfa Tauri'siydi o? Sanırım Anıl... Evet zaten bir tane Alfa Tauri var. Anıl Çakır'ı turladılar büyük ihtimalle. O sırada Anıl Çakır pistten çıktı yer vermek için. Anladığım kadarıyla. Anıl Çakır 3 saniye daha ceza alıyor. Arda oldukça yakın. DRS'e gelmeden geçmek isteyip DRS'i kendisi kullanmak isteyecektir normalde. Ama maalesef yaşanmayacak. Normal bir şekilde geçiyor. DRS ile geçecek daha doğrusu. Ve geçiyor. O sırada Arda 1.16.573 ile fastest lap. Dediğim gibi oldukça hızlı tırmanmak istiyor. Podyum istiyor en azından. Çünkü başarılı olduğunu bildiği bir pist. Yarışın başından beri çok güzel kontrol etti. Bütün pace'i, İlkcan'la beraber bütün pistin pace'ini büyük oranda hatta yönetti diyebiliriz. Böyle bir hata yüzünden puan kaybetmek istemeyecektir. Ve tekrar Alfa Tauri, Anıl Çakır'ın Alfa Tauri'si Blue Flag'den dolayı geçiliyor hızlı bir şekilde. Oldukça hızlı süre kapatmak isteyecektir. O sırada Ökris. Uzun süredir, iki turdur yakın, iki turdur burayı istiyor. Evet, DRS'i de aldı. Overtake miktarı da çok fazla. İçeriye mi deneyecek, dışarıya mı deneyecek? Dışarıdan deniyor. DRS ile beraber çok da zorlanmadı. Ökrist, üçüncülük. Podyumumuz sürekli değişti. Bir noktada Arda, Vikande ve Hayvziken Arda, Vikande, Koray oldu. Bir noktada Ökrist geldi. Bir noktada Ray Family ve Arda aynı andaydı. Yani podyum oldukça çalkalandı. Podyum puan sıralarımız ise şu anlık değişmedi. İlk 10 hala aynı ilk 10. Sadece Mugus 13'in pist üzerinde Sadomi ve Unicorn'u geçtiğini görüyoruz 11'de. Ece'de gibi 3 saniye daha aldı. Ece'de'nin izninin cezasına bakmak istiyorum şu noktada. 9 saniye cezası var şu noktada. Puan dışında düşürmeye yetmiyor ama yani biraz daha zorlasa oldukça yakın. Arda oldukça hızlı kapatıyor arayı. 5 saniyeydi. 3.90'a düşürdü. 3.80'a düşürdü ama bu pace'de devam ederse tekerlekleri bir noktada pes edecekler diye düşünüyorum. Ki 1-2 örneğini de gördük az önce. Önden kaydıracağını düşünmüyorum ben Arda'nın burada. Şu noktada bize şunu da unutmamak lazım. Arda, Alp ve Ecedegi podyuma gelse bile 3 saniye ve 9 saniye arayı açmaları lazım. Pek imkanlı değil 9 saniye. Şey olmak gerekirse, dürüst olmak gerekirse ama 3 saniye belki diyorum. O sırada Arda bir tur içerisinde 2 saniye kapatıyor önüne olan süreyi. Hemen bu sırada penaltılar dışında kaç türlük, 4 türlük softlarla 9 ve 11 arası optimal tur sayısı softlar için bu pist genelinde. Yani böyle devam ederse nasıl olacak bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. Yani neredeyse bir tur sonra saldırmak için doğru yerde olacak Arda. Düzlükler dışında her yerden zaman kazanıyor.
O sırada Ray Family oldukça yakın. Burayı bir, burada bir geçiş olacak mı diye hemen yakından izliyoruz. Hala DRS'i onda. Eğer DRS'i alırsa zor olacağını düşünmüyorum derken ufak bir arkadan kaydırma geliyor. Bu ona DRS'e mal olmadı ama büyük ihtimalle yeterince yakınlaşamayacak. Hemen Arda'ya geri dönüyorum izninizle. 0.7 saniye. Buraya 6 saniye. Hatta yaklaşık 3 sıra artı 5 saniye kapatarak geldi. Yani gerçekten inanılmaz bir pilottu bu. Ve önümüzdeki DRS'i de alacak. Ya hatta çok daha erken geçebilir. Evet. Son dönüşe gelirken DRS'i de aldı. Şu noktada detect DRS detection zone'dan geçti. DRS'i var. Alp içeriği mi kapatacak, dışarıyı mı kapatacak izliyoruz. Hala ortada duruyor. Dışarıyı seçiyor. Arda. Çok profesyonel ve çok rahat. Diğer sayesinde. Alp bir geri saldırabileceği bir alan var mı? Yeterince yaklaşabilecek mi? İçeriye aldı. İçeriden deniyor. Tekrar dışarıyı tutması lazım. Dışarıdan tuttu. Biraz pist dışına çıktı. O sırada pist dışına çıkması Arda'nın tekrar geçmesine mal oldu mu? Hayır. Hala devam ediyor yan yanalar. Arda daha hızlı çıktı da Arda önde çıkıyor. Örkis bu arada 3 saniye cezasını aldı. Almayan Unicorn, Aymoguz, Ilkinto ve Vikandi kaldı. Evet, DRS alanında. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. İçeriye tutuyor Arda. Hayır, dışarıya geçti. Hayır. İkisi de softta, ikisi de zorlanmaya başladığı saniyelerdeyiz. Anıl Çakır bu arada 3 saniye daha ceza alıyor. İkisi de şu anda soft compound'dan dolayı zorlanıyorlar. Alp 3 saniye daha ceza geliyor. Bu Arda'nın istediği bir şey tabii ki de. 6 saniyeye yükseldi cezası. Arda tutamadı orada bir arabayı. Bu Alp için bir hediye diyebiliriz. Dışarıdan deneyecek. Hayır, Arda önde kalıyor. Dediğim gibi ben bu yarışın sonunda birinci dışında herkesin ceza alacağını inanıyorum. Öyle bir pis burası. Tekrardan ceza sürelerimize bakalım hemen. Orkis 3 saniye, Ray Family 3 saniye, Arda 3 saniye, Hayes 6 saniye, Ece Digi 9 saniye, Koray 3 saniye, Ayrum'un 3 saniye, Hakan Kocaman 3 saniye, Sodom 3 saniye, Anıl Çakır 12 saniye.
Şu anlık cezalarımız böyle. Arda podyum kovalayabilecek mi şu noktada? Bana sorarsanız çok zor. Yani evet, gördüğünüz üzere tekerlekler artık isyan ediyorlar. Oldukça ömürlerini normal anlamda geçmediler. Çünkü çok 9 tur soft'un dayanabileceği bir oraya. Kore'ye tekrar 3 saniye yazdı. Ama o kadar agresif kullandılar ki ya Arda en azından. Alps'e 11 tur gitti. Oldukça zorlanıyorlar. Realistik olursak yarışın böyle biteceğini tahmin edebiliriz. Eğer Arda bir hata yapmazsa ya da Alp çok şahane bir manevra yapmasa 4. ve 5.'nizin değişeceğini düşünmüyorum. Tabi cezalar geldikten sonra kimin nerede olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani onun matematiğini ben yapamam. Yani matematisyenler varsa chatte wink wink yapsınlar ama o ben değilim kesinlikle. Yani kimin nerede olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok açıkça konuşmak gerekirse. Cezalardan sonra. Yani Arda şu anda eğer 3 saniyenin içine girer. Oğuz'un da artık cezası var ha. Evet, bingo bitmek üzere. Caution. Anıl Çakır'dan bir ufak bir pist dışına çıkışı geldi. Dediğim gibi birinci dışında herkesin ceza alacağına inanıyorum ben. Bingo kartlarınızı hazırlayın. Hala süre var. O sırada Sadomi'yi lepliyorlar. Arda'nın tek isteği şu anda Reifemil'in bir hata yapıp 3 saniye gerisine düşmesi gibi bir şey olabilir ama çok da imkanı yok açıkça konuşmak gerekirse. 6 saniye yükselmiş çünkü cezası. Evet, toplam 6, 12, 18 toplam ceza süremiz oldukça fazla gördüğünüz gibi. Onun matematiğini yapmayacağım. Yani ne güzel, ne güzel. Dediğim gibi pistte durmak zor bu pistte. Hadi İlkinto, sen de ceza al. Hadi. Hadi. Hadi Unicorn. Siz de ceza alın. Bingomuz olsun. Şimdi İlkinto ne kadar yakın diğerlerine? Cezası yok ki. Şimdi şey merak ettim. İlkinto nerede aslında? Iron Moon 3 saniye daha ceza aldı. Alp'in kaç saniye cezası? 6. Bir saniye. Alp'in önünde İlkinto değil mi? Zaten evet. Bir dakika. İlkinto Arda'nın önünde mi? Yapamadım onun hesabını. Bilmiyorum. Çok karışık. Belki bir tane daha ceza alırsa kesin. Yani şu an sürpriz bozulmasın. Son tura giriş yaptık arkadaşlar. Son turu cezasız galibimiz ile izlerken arkada bir olay var mı diye izliyorum. Yok. Hani biri birini geçer mi? Alp İlkinto arasında bir şey gerçekleşir mi? Gördüğünüz üzere softları bu kadar uzun süre kullanırsanız cezası bu şekilde oluyor. İlkinto'nun Alp'e geçişini göstermedim. Göstermedim değil. Söylemedim çünkü zaten önündeydi. Sadece pisi üzerinde şeyini aldı. Yani cezalardan sonra ne olacak hiçbir fikrim yok. O yüzden cezası olmayan bir insanla, yerini garanti bildiğim bir insanla yarışı bitirmek istiyorum izninizle. Imola'daydık. Çok kaos olmadı. Anıl Çakır 3 saniye daha ceza aldı. Bu sırada. Imola'daydık ve birincimiz McLaren pilotu Vikandi. Alkış, çok tebrik ediyoruz. Şahane bir yarış gerçekleştirdi. İkincimiz Orklist mi? Hiçbir fikrim yok. Cezası var.
Sanırım. Bekliyorum. Evet, ikincimiz Orkest. Üçüncümüz Ray Family mi? Ray Family. Dördüncümüz Arda mı? Değil. İkinci, dördüncü. Arda beşinci. Beşinci kalacak mı? Kaldı. Alp altı. Ece'deki yedi mi? Yedi herhalde. Yedi. Koray sekiz. Ayrum'un. Bursa'da 12 burcu, 13 sallamak, onu da aradan çıkartayım. Ayrımonun 9. olacağını düşünüyor muyum? Düşünmem önemli değil. Ayrımon 9. Hakan Kocaman'ın ve Mugus 13 11 olacağını tahmin ederek. Evet, 11. Bilgisayarlar hesaplarını yaptı. Tekrardan podyum sırasında konuşacağızdır. Birisi İlkcan'ı alabilir mi? Kimse? İlkcan'ı çalabilir miyiz? CC yok. Geldim. Çabuk! 3 soru hakkım var. Yarış hakkında ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz gibi gitti mi? Tekerlek seçimleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? İkisinde de doğru tercih yaptığımı düşünüyorum. Özellikle ilkinde piste kalarak doğru bir karar verdim ve Arda'ya yaklaşık 6 saniye bir fark açtım. Ama Arda çok iyi bir yağmur turu serisi attı diyeyim. Dönüşünde de biraz bir fake verdim ve panik oldu sanırım. Orada lastik değiştirmeyi unuttuğu için inter'e geçip bir pit arkama düşmüş oldu. O yüzden yarışın sonu benim için rahat oldu. Peki inter'e geçmeseydi Arda, hayır, ikinci kere inter takmasaydı, sizi yarış sonuna kadar mücadeleniz devam eder miydi? Kesinlikle ederdi. Çok hızlıydı. Özellikle yağmur turlarında benden çok daha hızlıydı. Hak ettiğini düşünüyorum. Ama Formula 1 tanrıları beni seçti diyeyim. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz bizi bu interview'u bahsettiğiniz için ve birinciliğinizi kutluyoruz. Teşekkür ederim efendim. O sırada birincimiz İlkcan Vikandi, ikinci Oktis, üçüncü Ray Family, dördüncü İlkinto, beşinci Arda 007, altıncı Hives, 7 Ece Degi, 8 Koray 752, 9 Ayrımın, 10 Hakan Kocaman, 11 Aymogus 13, 12 Unicorn, 13 Sadami, 14 Anıl Çakır. Bu hafta yarışı bizimle izlediğiniz için bana Discord'da eşlik edenler ve evlerinden izleyen insanlar teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.